Efendim iyi akşamlar. Bugün 23 Haziran 2016 günlerden Perşembe. RT Televizyonu ana haber bülteniyle karşınızdayız ve hemen ayrıntılara geçmek istiyorum. Dün akşam saatlerine doğru Barbaros Mahallesi, Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan ve belediye tarafından yapımına başlanan kapalı pazarın temeli atıldı. Katılım yoğun oldu. Temel atma programından hemen sonra iftar yemeği verildi ve tam 3000 kişi katıldı. Belediyenin Anafartalar Caddesi'nde başlattığı kapalı pazar inşaatının temel atma törenine 3000 kişi katıldı. Gerçekten de çok büyük bir kapalı pazar için butonumuza basalım efendim. Butonumuza basıyoruz. Barbaros Mahallesi, Anafartalar Caddesi'nde başlatılan ve kısa sürede tamamlanarak faaliyete geçecek olan kapalı pazar inşaatının temel atma törenini iftar programıyla birleştiren Ereğli Belediyesi'nin programına yoğun katılım oldu. Güzel oluyor. Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun, AK Parti İlçe Koordinatörü Seyit Ali Tekeli, AK Parti Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Meclis üyeleri Müftü Yusuf Eseroğlu ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından belediye başkanı Özkan Özgüven söz aldı. Hem mahalle iftarımızı gerçekleştirirken hem de bir taraftan Ereğli'mize güzel bir hizmet olduğunu düşündüğümüz ve ihtiyaç olan kapalı pazarımızın temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Öncelikle arkadaşlarıma az önce sordum. Dediler ki başkanım 2500 tane sandalye indirdik. İlave de ekledik, onun sayısını bilmiyoruz dediler. Ve akın akın hemşehrilerimiz buraya geliyor. Bu anlamda hem mutlu olduğumuzu, hem duygulandığımızı, hem de hizmete sahip çıkma noktasındaki bu hayırlı çinaz davranışlarından dolayı buraya gelen tüm hemşehrilerimize, çalışma arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, kurum amirlerimize ve başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz. Evet, bugün çok sıcak bir hava vardı. Bu bazı merkezlere kurdurduğumuz termometreler var. Hem tarihi belirtiyor hem termometreyi. Arkadaşlara bir bakın dediğimde bana 36-37 rakamını söylediler. 37 derece, santigrat derece. Tabii bunun hissedileni bence 40'ın üzerindeydi. Tabii ki sıcak da lazım, soğuk da lazım, kış da lazım, kar da lazım. Dolayısıyla inşallah bu günlerde bu şekilde geçecek. Bu temelini atacağımız kapalı pazarımız bölgede bir ilk olacak. İki katlı bir pazar ve gerek projesi gerek mimari anlamdaki değerlendirmelerimiz biraz farklı olsun istedik. Ereğli'nin bu meşhur pazarları vardır. Perşembe pazarı ve Gülbahçe pazarı. Onların bir de yavruları vardır çocukları. Salı pazarı, cumartesi pazarı gibi. Ama gerçekten bizim Gülbahçe pazarımız çok hareketli geçer. Özellikle kamuda çalışan memurlar, işçiler o pazarda daha çok alışveriş yaparlar ve merkezi bir pazardır. Bunlar taş evleri bölgemizdeydi. Taş evlerimizde de malum bir restorasyon çalışmamız yakında başlayacak. Bu konuyla ilgili son kararın Anıtlar ve Yüksek Kurulu'ndan geçmesini bekliyoruz. O geçtikten sonra inşallah ihale işlemlerine başlayacağız. Hem oradaki yerdeki sıkıntımız hem de az önce başkanımız ifade etti. Hem yazın, hem sıcakta, hem kışın soğukta bir kapalı yer lazım pazarcı esnafımıza ve alışveriş yapan vatandaşlarımıza. Bu anlamda buradaki yeri biz değerlendirelim istedik. Kaymakam Ömer Lütfi Yaran ise Ereğli'nin gerçekten ihtiyacı olan bir yapıya kavuşuyoruz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum dedi. Ramazan ayına uygun bir şekilde binlerce insanımız bir araya geliyor. Organizasyon düzenleyen başta belediye başkanımız olmak üzere belediyenin bütün personeli canlı gönülden kutluyorum ben. Bugün hakikaten çok önemli bir gün. Ereğli'miz için çok büyük bir ihtiyaç olan kapalı bir pazarın temel atma töreni dolayısıyla buradayız. Hakikaten son derece modern insanların güven içerisinde
yazın ve kışın çok rahat bir şekilde alışveriş yapabilecekleri bir imkan sağlamış oluyor. Artı kapalı bir mekan olması dolayısıyla çok amaçlı bir şekilde kullanılabilecek olan son derece modern bir tesis. Ben bu tesisin yapımını gerçekleştirecek olan başkanımız başta olmak üzere bütün ekibini kutluyorum. Yapılan konuşmalardan sonra Müftü Yusuf Eseroğlu'nun yaptığı dua ile birlikte kurban kesildi ve hep birlikte butona basıldı. Gerçekten de çok büyük bir kapalı pazar için butonumuza basalım efendim. Butonumuza basıyoruz ve hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Alkışlarla, güçlü alkışlarla diyoruz. Temel atma töreninin ardından okunan ezanla birlikte iftar yapıldı. Efendim bugün sabah saatlerinde site iş merkezi A blokta bir eylem yapıldı ancak farklı bir eylemdi. Esnaflar toplanarak bir araya geldiler, tuvalet eylemi yaptılar. Hem de alkışlayarak. Peki nedir bunun detayı? Hep birlikte izleyelim. Ereğli site iş merkezinde bulunan tuvaletlerin kilitlenmesine tepki gösteren esnaflar alkış tutarak durumu protesto etti. Ereğli'nin en büyük iş merkezlerinden olan site iş merkezi A blokta bulunan esnaf şu sıralar tuvalet sıkıntısı yaşıyor. Eski yönetimin seçimi kaybetti ve bu yüzden de tuvaletleri kilitlediği iddiası vatandaşların tepkisine yol açtı. Esnaf sitesinde bulunan tuvaletlerimiz kendilerini yönetici zanneden kişiler tarafından 3 gündür kilit altına alınarak bizler mağdur edilmekteyiz. Bunun eylemini yapıyoruz. Bu yöneticilerden şikayetçiyiz. Gerekli mercilerin bu konuyu el atmasını istiyoruz. Şimdiki yönetimi kaybettiği için bunu bilinçli olarak kapatmaktadır tuvaletleri. Şimdi tuvalet belki arızalı olabilir. Ama arızalının bir an önce giderilmesi gerekir. Yani 3 gündür bu insanlar burada mağdur. Evet. Yani nereye bu esnaf bayanlar, özellikle bayanlar var. Bayanlar daha çok mağdur. Bu esnaf tuvalet nereyi kullanacaklar? Çok yakın belediyenin tuvaletleri yok. Gerçekten bu insanlar mağdur. Yani burada bir arıza varsa bir an önce giderilmesi gerekir. Ve kaç gündür insanlar tepkili, ya illa kavga mı çıkarmaları lazım? Muhatap kimseyi de bulamıyoruz zaten. Ha, yani artık insanlar bulabildiği yere herhalde tuvaletlerini yapacaklar. Buradaki dükkanlar için 1 milyar 200 civarında para toplandı. Buranın masrafları için ama nereye gidiyor? Yani madem buralar tamir olmayacak, bakım olmayacak, paraları biz niye ödüyoruz? O zaman ödemeyelim. 3 yıldır defterleri teslim etmiyorlar. 3 yıldır usulsüzce yönetime devam ediyorlar. Yeni yönetime defterlerini teslim etmediklerinden dolayı yeni yönetimde bir şey yapamıyor. Bizim derdimize çare bulunmazsa bu olaylar, bu protestolar artarak devam edecektir. Tuvaletler önünde toplanan esnaf alkışlayarak durumu protesto etti. Efendim Ereğli'de bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Bir vatandaşın başına koyun otlatmak isterken kötü bir olay geldi. Olay sonunda 3850 lira ile 21 bin liralık çekini iki kadın çaldı. Ve bakın kadınlar çobana ne söyledi. Ereğli'de yaşanan olayda bir çobana cinsel ilişki teklif eden iki kadın çobanın 3850 lirasıyla 21 bin liralık çekini alarak kayıplara karıştı. Olay dün akşam Barbaros Mahallesi Karaman yolu üzerinde yaşandı. Yol kenarında koyunlarını otlatmak isteyen 46 yaşındaki Fahrettin Ç'nin yanına iki kadın geldi. Şahsa ilişki teklifinde bulunarak sarılan kadınlar cebinde bulunan 3850 lirasıyla 21 bin liralık çekini alarak kayıplara karıştı. Olayı anlatan Fahrettin Ç şunları belirtti. Dün gece burada koyunlarımı otlatıyordum. Koyunların önünde dururken iki bayan ileriden bu tarafa doğru yürüyerek geldiler. Şu otobüs bankının orada durdular. Ben de buradaydım. Beni çağırdılar yanlarına. Ben de ne söyleyeceksiniz söyleyin buradan dedim. Bir gel buraya dediler. Neyse vardım. Bana bir şeyler sordular.
Ondan sonra koyunları kaça veriyorsun diye sordular. Ben de satlık değil bunlar, damızlı koyun dedim. Ondan sonra benim hanımdan sordular, evli misin, hanım var mı diye. Ben de dedim hanımım var ama şu anda Ankara'da çocuk ameliyat oldu. Onun başında ben yalnızım dedim. Öyle deyince bana cinsellik teklif ettiler. Ben de kusura bakmayın, ben müsait değilim, başımda bir sürü olay var, anlattım da dedim. Ondan sonra yalnızsın işte, seni memnun ederiz diye beni araya alıverdiler. Para da buradaydı. Demek ki fark etmişler. O anda beni araya alıverdiler. Buramı falan el attı. O anda ben aralarından sıyrıldım. Yani aralarından çıktım. Karşıma bir arkadaş durdu arabayla. Benim gözümü görünce ne oldu diye sormak için. Onunla konuşurken bunlar kaybolmuş, nereye gittiklerini görmedim yani. İki kişi değil mi efendim? Evet, iki kişi. Peki cebinizde ne kadar vardı ve para yanında ne vardı? Bir de çek olduğu söyleniliyor. 4 milyara yakın paraydı. 3 milyar 850 milyon paraydı. Bir de çek vardı. Bu neyin parasıydı? Dana kestirmiştim. İşte çocuğum ameliyat oldu. Onun için kışlık hayvanlarımızın samanını almak için dana kestirdiydik. O paranın kısmı gitti. Ramazan ayındayız. Belediyeye bağlı ekipler tarafından denetimler devam ediyor. Özellikle vatandaşlar yapılan bu denetimlerden çok çok memnun. Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise konu hakkında yazılı açıklama yaptı. Belediye zabıta ekipleri Ramazan ayında da vatandaşların huzur içinde alışveriş yapmaları için denetimlerini sıklaştırdı. Fırınlar, kasaplar, şarküteri ve alışveriş merkezleri yanında kokoreç ve mısır satan seyyarları denetleyen zabıta ekipleri Ramazan ayında vatandaşların huzur içinde alışveriş yapmaları için denetimlerini sıklaştırdı. Ürünlerin son kullanma tarihleriyle açıkta satış yapılmaması, ekmekte gramaj, hijyen ve kılık kıyafet temizliği konusunda incelemeler yaparak vatandaşın sağlıklı gıda tüketme noktasında denetimlerin sıklıkla yapılacağını söyleyen Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ramazan ayında vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde alışveriş imkanı sunmak amacıyla zabıta ekiplerimiz denetimleri sıklaştırdı. Et ve şarküteri reyonları, kasaplar, fırınlar yanında seyyar satıcılar da denetimler kapsamında ekiplerimizin gösterdiği noktalarda hizmet vereceklerdir, dedi. Yapılan denetimlerde evrak eksiği bulunan iş yerleri eksikliği tespit edilen evraklarını en kısa sürede tamamlamaları noktasında uyarıldı. Gelişmeleri ekranlarınıza getirdik. Şimdi kısa bir reklam arası. Önce Mehmet'i süzdük. Geceleri atıştırmak için lezzetli bir şeyler aradığını çözdük. Buse Naz'ı da süzdük. Neden kahvaltı masasına bir türlü oturmadığını çözdük. Sonra Meltem'i süzdük. Tariflerinde neyin eksik olduğunu çözdük. Gördüğünüz gibi biz bir peynirden çok daha fazlasını süzdük. Aradığınız peynirin sırrını çözdük. Taptaze sütten nefis Torku süzme peynir. Torku, doğal olarak bizden. Üreticinin iş ortağı Yiğit Tarım'dan süper hizmet. Zaman ve işçilikten kazanmak için köstebek sulama sistemleri. Yonca ve çayır bitkilerini sulamak artık çok kolay. Köstebek sulama sistemleriyle tanışın. Tarlanızda 5 yıl boyunca sulama ve biçim sırasında karşılaştığınız tüm sorunlardan kurtulun. Boru aktarma, biçim geldi boru sök, tak veya tarladan çıkar derdine son. Köstebek toprak altı sprinkleriyle çiftçiliğin keyfini sürün. Zaman ve işçilikten kazanmak için köstebek sulama sistemleri. Köstebekle tanışın, size sadece vanayı açmak ve kapatmak kalsın. Suyu açtığınızda yerin altında gizli olan
olan köstebek sulama sistemleri otomatik olarak 60 santime kadar yükselir ve yağmurlama sulama işlemine başlar. Suyu kapattığınızda ise otomatik olarak toprağın altına kendi iner. Böylece boru aktarma ve biçim zamanı boru toplama işinden kurtulmuş olursunuz. Siz de köstebek sulama sistemleriyle tanışmak istiyor ve yapılan işleri yerinde görmek istiyorsanız hemen arayın. Bilgi destek için telefon 0332 734 54 49 0532 615 80 09. Adres Ereğli Adana yolu üzeri 1. kilometre. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratven'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratven İnovatif serisinden. Selenit. Fratpen. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Çok yaşlandım artık. Bunca yükü taşıyamıyorum. Ah, sen bir de bana sor. Yorgunluktan ayaklarım tutmuyor. Ben dayanamayacağım, gidiyorum. Mobilyalarınıza kulak verin. Şimdi bizden 600 lira alacağınız var. Eski ürününüzü Akbudak Mobilya Plaza'ya getirin, 600 liraya kadar sayalım. Sizi yuvanıza, yepyeni koltuğunuzda uğurlayalım. Akbudak Mobilya Plaza'ya gelenin 600 lirası cebinde kalıyor. Üstelik 12 aya varan taksit imkanlarıyla. Akbudak Mobilya Plaza, belediye civarında. Tahinli, tahinli olalı, ekmek, ekmek olalı böyle lezzet görmedi. Ramazan ayına özel taş fırında pişen Ramazan tahinlisi Resto'da. Ayrıca özel ekmek çeşitlerinden kepekli ekmek, cevizli ekmek, zeytinli ekmek, domates ve biber kurulu ekmek çeşitleri de Resto'da. Bu tatlar aklınızda kalacak. Resto, afiyet olsun. KNS Ahşap Dekorasyon, Ereğli'nin tek ahşap dekorasyon mağazası açıldı. Kaliteli ürün ve bol çeşitle burada eviniz, bahçeniz ve iş yerleriniz için birbirinden farklı modellerde dekoratif ahşap ürünler, ev mobilyaları ve aksesuarları KNS Ahşap Dekorasyon'da. KNS Ahşap Dekorasyon'da yok yok. Ev dekorasyon ürünleri, balkon, bahçe ve arsalarınız için salıncak çeşitleri, ahşap kamelya, ev ve bahçe mobilyaları, 3D mobilya kapak uygulamaları, ahşap iç dış dekorasyon uygulamaları, ahşap kapı pencere, mutfak dolabı, çocuk odası, yatak odası, vestiyer, banyo dolabı ve TV üniteleri, dresuar, fiskos, mutfak köşesi, sallanır sandalye, tabure takımları, çalışma masaları, makyaj koltukları, lambader ve binlerce model dekoratif ürün. KNS Ahşap Dekorasyon'la mekanlarınız artık daha şık olacak. KNS Ahşap Dekorasyon, Kansu İlhan. Adres: Ziya Gökalp Mahallesi Emniyet İlerisi. Telefon 0541 496 7744. Resto, organik meyveden yapılan nefis dondurma Resto. Kendi imalatımız bal badem, frambuaz, ahududu, karadutlu Resto, Antep fıstıklı, çikolatalı, sade ve meyveli dondurma Resto. Gösterişli sunumuyla sağlık deposu Resto dondurma. Sadece Resto'da.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin Haliç Kongre Merkezi'ndeki mezuniyet törenine katıldı. Burada konuşan Erdoğan, bildiri yayımlayan akademisyenlere seslendi. Dün yine birileri güya bize ihtar vermek için bildiri yayınlamışlar. Bakıyorsunuz kendi milletine söven, sözde profesörü, terör örgütüne militanlık eden sözde akademisyenleri, gazetecileri savunuyorlar. Ben buradaki profesörlerimizi, doçentlerimizi, hocalarımı tenzih ederim. Ama içimizdeki, çuvalın içindeki çürükleri de herhalde görmeyi, onları ifade etmeyi zannediyorum hakkımız olarak görelim. Erdoğan, malum çevrelerin şimdi de liseleri karıştırmaya çalıştığını anlattı. Paralel ihanet çetesinin pençesindeki üniversitelere kayyum atanmasına karşı çıkıyorlar. Üniversitelerle yetinmeyip liseleri kaşıyorlar. Orayı halledemediler, şimdi liselere indiler. Oradan liselere kulak ver. Önce sen kulak ver ya. Millete kulak ver, millete, millet ne diyor? Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda eğitimsiz olanlar sadece muhtar seçebilmeli diyen Erol Evgin'i de eleştirdi. Çıkmış bir tanesi kalkıyor diyor ki bu muhtarların seçilmesini yanlış buluyorum diyor. Herkesin oyu geçerli olmamalı diyor. Milletin içinde de böyle tefrike gidenler var. Bunlar ne cins adamdır? Sen sanatçı olsan ne olur, profesör olsan ne olur, doçent olsan ne olur? Önce millete saygı duyacaksın, saygı. Bu milletin hiçbirini küçümseyemezsin. Erdoğan, seçilmiş cumhurbaşkanına hakaret etmekten çekinmeyen bazı kişilerin korku içinde oldukları iddiasını da değerlendirdi. Bunlar kendi şerleriyle, kendi şirretlikleriyle, kendi karanlık ilişkileriyle milleti korkutmaya çalışıyorlar. Kendilerine buradan diyorum ki, boş atıp dolu tuttuğunuz günler geride kaldı. Avrupa Birliği'nin 1963'ten bu yana Türkiye'yi oyaladığını belirten Erdoğan, Türk halkının vize serbestisi peşinde olmadığını ifade etti. Ey başkan, sen Türk milletini tanımadın be. Tanımadın. Bu millet oradan gelecek vizeymiş, geri kabulmüş, bunların peşinde değil. Siz şu anda tam manasıyla Türkiye'nin peşindesiniz. Eğer Türkiye kapıları açar da bu mülteciler Avrupa'ya doğru yürürse bizim halimiz ne olacak diye düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanı gerekirse Türkiye'nin müzakerelerden çekilme konusunu halkın onayına sunabileceklerini kaydetti. Biz kalkarız İngilizlerin yaptığı gibi, biz de bir kamuoyu araştırmasına milletimizle gideriz. Avrupa Birliği ile müzakerelere devam mı tamam mı diye sorarız. Milletim devam derse biz de devam ederiz. Törende konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a besmele yazılı bir hat tablosu hediye edildi. Bu yılki okul birincisi Suna Erdem de ismini mezuniyet kütüğüne çaktı. Daha sonra Erdem'e Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından mezuniyet belgesi, plaket ve hediye verildi. Parti Genel Başkanı, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Başbakan Binali Yıldırım partisinin eski ve yeni milletvekilleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Yıldırım burada milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada anayasa değişikliği çağrısında bulundu. Buyurun gelin Türkiye'yi bu vesayet, bu yamalı bohçe olmuş anayasadan kurtaralım ve şu sistem sorununa da çözüm bulalım. Başbakan Yıldırım Türkiye'de artık fiilen başkanlık sistemine geçildiğini aktardı. Ben şimdi başkanlık sistemine fiilen, başkanlık sistemi fiilen başlamıştır deyince hop oturup hop kalkıyorlar. Kardeşim siz değil misiniz 367 icadını yapan? Yapmasaydınız bunları konuşacak mıydık? Yıldırım, bugünkü fiili durumun sorumlusunun 367 kararını alanlar olduğunu anlattı. Vatandaş seçmiş, 21,5 milyon vatandaş oy vermiş Cumhurbaşkanı'na. Diyeceksiniz ki Cumhurbaşkanı karışmasın. Var mı öyle ya mı? Vatandaşın önüne gitmiş, oy istemiş. Hesabını siyaseten verecek.
Onun için fiilen başkanlık sistemine geçilmiştir Türkiye'de. Yapılacak şey anayasayla fiili durumu uygun hale getirmektir. Eninde sonunda bu olacaktır. Bunun başka çaresi de yok. Aklın yolu bir. Binali Yıldırım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrını da eleştirdi. Kılıçdaroğlu diyor ki Amerikan sistemine varsan ben varım. E varız dedik. Bu sefer sen Amerikan sistemini biliyor musun? E Kılıçdaroğlu ilkokul çocuğu bile biliyor. Sen Türkiye'nin sorunlarına uğraşmazsan, orada burada gider, efendim memleketi şikayet edersen, tabii ki bu konulardan bir haber olur. MHP Çağrı Heyeti'nin 19 Haziran'da Ankara Büyük Anadolu Oteli'nde düzenlediği ve muhalif adayların katıldığı tüzük kurultayı ile ilgili gizlice çekilen görüntülerle ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Elde edilen görüntülerde Ankara 13. Noter Vekili'nin delegeleri görmeden işlem yaptığı, bilgisayar ortamı kullanmadan elle kayıt aldığı, kurultayın bitmesine rağmen saatler sonra bile delegelerin kendisini ve kimlik kartlarını bizzat görmeden WhatsApp ve mail üzerinden gönderilen kimlik fotokopileriyle işlem yaptığı öne sürülüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin korsan olarak nitelediği kurultayda elde edilen bu görüntülerin ardından 13 maddelik tüzük değişikliği de dahil kurultayın tamamının iptaline yol açıp açmayacağı merak ediliyor. MHP Genel Merkez Avukatı Yücel Bulut yaptığı yazılı açıklamada 19 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen sözde MHP Olağanüstü Genel Kurulu'na ilişkin olarak toplantıya katılanların kimlik tespitleri ve Haziran listesinin hazırlanması konusunda görevli bulunan Ankara 13. Noterliği'nin basın yayın organlarında da oldukça geniş yer bulan ve suç teşkil eden görüntüleri üzerine suçun işlendiği yer olan Akyurt İlçesi Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur ifadelerine yer verildi. Bulut, MHP Genel Merkezi tarafından basın yayın organlarında yer bulan sahtecilik fiillerine ilişkin olarak devam edecek cezai soruşturma sürecinin de titizlikle takip edileceğini kaydetti. Bu arada Bahçeli'nin sağ kolu olarak bilinen Oktay Vural'ın grup başkan vekilliği görevinden istifasından sonra genel başkanlık için aday olup olmayacağı merak ediliyor. Yani bu ölçüler içerisinde irademizi ortaya koyduk. Onun dışında bir şey söylememize gerek yok. Gaziantep'te konuşan MHP genel başkan adayı Koray Aydın, Oktay Vural'la telefonda görüştüğünü ancak bir adaylık sinyali almadığını söyledi. Dün akşam kendisiyle görüştüm ama yani böyle bir ışık kendisinden almadım. Ama İnsan aday olup olmaması kendi şahsi iradesiyle verebileceği bir karar. Şu anda böyle görünmüyor ama belki ileriki günlerde olabilir. Aydın, kongreye toptan geçersiz demenin manasız olduğunu kaydetti. Dolayısıyla böyle bir sürece geçersiz demek mümkün değildir. Toplantı, şek, sayı vesaire gibi konulardaki itirazlara dayalı bir varsayımsa bu, bunun kararını da bir iki gün içerisinde ilgili yerler verecektir. Bu konuda aydınlığa kavuşacaktır. Aydoğanlar Kuyumculuk Şube 2. Sektörde 20 yıldır sizlerleyiz. Altınbaş, Asos, Atlantis, Koçak Gold, Diva, Pera, Anabayi, Aydoğanlar Kuyumculuk. En özel günlerinizde hep yanınızda olduk. Sizi düşündük, sizinle var olduk. Artık ikinci şubemizde de tek hedef olarak gönlünüzdeki yerimizi büyütmeye kararlıyız. Pırlanta çeşitleri, bay bayan saat çeşitlerinde Romanson, Quantum, bilezikte son çıkan modeller, Allianz'da sayısız seçenekler. Bir ömür boyu mutluluğun simgesi Allianz'da pek çok modeli beğeninize sunuyoruz. Her kesimden çiftlere hitap eden Allianz çeşitleri ve daha birçok model Aydoğanlar Kuyumculuk 2. Şubede. Altın ve pırlantada yıllardır bizleri tercih ettiniz. Güvendiniz, güveninizi boşa çıkarmamak için çalışmaya, çok çalışmaya, sizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Aydoğanlar Kuyumculuk, Ali Aydoğan, Merkez Adres Cumhuriyet Caddesi numara 1. Şube adres Hamam Caddesi Ticaret Odası yanı. Telefon 0332 710 20 30.
zirai mücadele ilaçları tohum ve makine bayi Tunç Tarım. Adres Hal Yokuşu Akü Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım hava durumunu sunar. Zirai mücadele ilaçları, tohum ve makine bayi Tunç Tarım. Adres Hal Yokuşu, Akü Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım, hava durumunu sundu. Bu akşamlık bizlerden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın.